Birleşik Arap Emirlikleri Arap Körfezi'nin ortasında yer alır. Kuzeyden Arap Körfezi, batıdan Katar ve Suudi Arabistan Krallığı, güneyden Umman Sultanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı ve doğudan Umman Körfezi'ne sınır komşusudur. Ülke monarşiyle yönetilen 7 emirlikten oluşan federasyonla yönetilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'dir. Gayri safi yurt içi hasıla 647 milyar dolar, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ise 67 bin dolardır. Ana endüstriler petrol ve petrokimya, balıkçılık, alüminyum, çimento, ticari gemi onarımı, inşaat malzemeleri, el yapımı ürünler ve tekstildir. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci büyük emirliğidir. Ülkenin ticaret ve turizm merkezi olan Dubai, doğulu ve batılı iş adamları arasında bir bağlantı noktası konumundadır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüz ölçümü 83.600 km2'dir. Dubai toplam 3.885 km2 alanla ülke topraklarının %5'ini kaplar. 9,85 milyon nüfuslu ülkenin %29'u Dubai'de yaşar. Dubai, dünyanın her tarafından gelmiş yüksek miktarda göçmen nüfusuyla dikkat çeker. Arapça resmi dil olup İngilizce de yaygın biçimde konuşulur. Şehir 20 kilometre uzunluğunda bir haliçle ikiye ayrılmıştır. Burj Dubai tarafında Dubai İdari Ofisleri, büyük şirketlerin ofisleri, bankalar, gümrük ve liman idaresi bulunur. Deira bölgesinde ise büyük ve irili ufaklı alışveriş merkezleri, okullar, marketler ve oteller vardır. Emirliğin büyük bir çoğunluğu oturulamaz durumda olan çöl iklimine sahip olmasına rağmen Dubai şehri metropolitan bir yapıdadır. Dubai, kendisine Hong Kong ve Singapur'u örnek alarak bölgesel ve uluslararası arenada ana merkezlerden biri olma hedefiyle yola çıktı. Amacına ulaşarak diğer körfez ülkeleri arasında en önemli ticaret ve hizmet merkezi konumuna ulaştı. Ticaret sistemi re-eksporta dayalı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin kayıtlı re-eksportunun yaklaşık %85'i Dubai tarafından gerçekleştirilir. Çeşitli ülkelerden gelen mallar, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden farklı pazarlara ulaştırılır. Re-eksportta en büyük pazarı Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri oluşturur. Sevgili izleyenler, pazar araştırmasına hoş geldiniz. Bugün Dubai'yi konuşacağız. Konuğumuz Abdullah Zekeriya Çelik. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye İhracatçılar Birliği Delegesi ve Froma CEO'su. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci büyük emirliği. O bağlamda önce bir Birleşik Arap Emirlikleri'ni tanıyarak başlayalım. Biraz bahseder tabii misiniz? Tabii. Birleşik Arap Emirlikleri 1095 yıllarında ilk defa ismi geçen, bahsi edilen bir yerleşim bölgesi. O zamanki 2. Suudi Arabistan denilen bölgeden 800 kişilik, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'nin şeyhliğini de yapan Maktum ailesinin birlikte göç ettiği, 800 kişilik kabilesiyle göç ettiği bir alan aslında. Bu alan Dubai'de, bugün Dubai'de Creek dediğimiz Dubai koyuna yerleşen kişilerin oluşturduğu bir yer. 1892 yılına kadar devam eden buradaki yaşantılarında 1892 yılında İngilizlerin himayesine geçmeyi kabul ediyorlar. Ve 1971 yılında da tekrar özgürlüklerini geri alıyorlar. Ve bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri oluşturuluyor. Bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri 7 tane emirlikten meydana geliyor. Bunlardan ilki Abu Dhabi, ikincisi Dubai, Ajman, Fümeyra, Resul Hayma, Şarika ve Ümül Kayveyn isminde 7 tane birlikten oluşuyor. Bunların da merkezi Abu Dhabi kabul ediliyor ama ana şehri orası olarak kabul ediliyor. Daha çok diplomatik ve siyasi bir yer Abu Dhabi. Fakat Dubai'de bir dünya markası. Daha çok sosyal ve ekonomik hayatın en yoğun olduğu ve yatırım alan yerlerden bir tanesi. Kendi bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor Dubai. Evet. Peki Dubai'nin özellikleri nelerdir? Diğer emirliklerden ayıran özellikler nasıl bu hale geldi? Dubai aslında
İngilizlerin himayesindeyken kurguladıkları bir Arap ülkesi veya şehri olmasına rağmen son derece modern altyapısı olan, dünyadaki tüm teknolojileri kullanan bir merkez. Orta Doğu'daki en pahalı ülkelerden bir tanesi, daha doğrusu birliklerden bir tanesi, şehirlerden bir tanesi. Özellikle Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasında ciddi bir stratejik bölge, mal aktarımları açısından yarı mamullerin ithal edilip başka ülkelere re-export yapılması açısından çok önemli bir bölge, çok stratejik bir bölge. Ve aynı zamanda da yakın çevresindeki ülkelerdeki son yıllardaki siyasi, ekonomik karışıklıklardan dolayı da merkez haline gelmiş. Oradaki kişilerin veya büyük firmaların yatırım merkezi üssü haline gelmiş bir yer. Ticaret açısından biraz değerlendirirsek. Evet. Ticaret açısından biraz değerlendirirsek, Dubai'nin yaklaşık 2015 yılı verilerine göre 360 milyar dolarlık bir ticari hacmi var. Bunun 145 milyar dolar civarını ihracat yapıyor. 215 milyar dolarını da ithalat yapıyor. Bizim Türkiye olarak bu ticaretteki payımız yaklaşık %1.8. Yani son derece az. Bizim de yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yaptığımız toplam yıllık ticaret hacmimizin 6-7 milyar dolarları bulduğu bir ülke. Bizim ihracat kalemlerimizin başında değerli maddeler ve madenler geliyor. Bunun içerisinde işte pırlanta, altın, işlenmiş ürünler, ziynet eşyaları gibi ürünler sayabiliriz. Daha sonra demir çelik ürünleri geliyor. Ve bunların içerisinde de Türkiye'de katma değerine çok inandığımız kozmetik ürünler de ihracat açısından yoğun ihracat yaptığımız ülkelerden bir tanesi Dubai. Bir takım finansal krizler meydana geldi. Dubai bunlardan nasıl etkilendi? Dubai'de en son finansal krizler yaklaşık 2008 yılında oldu. Fakat diğer birlikler, özellikle Abu Dhabi, Dubai'ye bu konuda çok yardım etti. Çoğu projesini tamamladı. Kendilerine para da verdi. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu ilgi alaka 1800'lü yıllarda işte Rusya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin ilgisi aslında bölgede petrol olma olasılığından kaynaklanıyor. Ve bu petrol de çıkartılmaya başlandığında petrol zenginliğiyle gelişiyor bu emirlikler. Ve bu gelirler de emirlikler arasında da belli oranlarda paylaşılıyor. Fakat bunun yatırıma dönüştürülmesi ve gerçekten de bölgede çoğu ülkenin veya insanların bir özgürlük alanı oluşturulması adına ve bir marka adına Dubai meydana getiriliyor. Dolayısıyla Dubai'deki en büyük yatırım alanlarından bir tanesi inşaat. Bu inşaat 2008 yıllarında bir krize giriyor. Ciddi bir krize giriyor. Hatta inşaat krize girdiği zaman ülkenin tamamını etkiliyor. Çünkü ana kalemlerinden bir tanesi, ana gelirlerinden bir tanesi. O dönemde ülkede çalışmakta olan veya şirket kurmuş olan bir yan kişi ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. Hatta ben gözlerimle de şahit oldum. 2008 krizinden sonra havalanın otoparkına arabasını bırakıp, arabasının içerisine de anahtarlarını bırakıp kilitleyip ülkeyi terk eden çok insan oldu maalesef. Fakat bu dediğim gibi özellikle Abu Dhabi Emirliği'nin de yardımıyla, bir takım uluslararası çevrelerinde yardımıyla bu krizden çıktı. Şu anda ekonomik olarak gayet iyi durumda. Yabancı yatırımcıya bakış açısı nasıl Dubai'de?
Dubai'de yabancı yatırımcıya büyük açılımlar var. Şirket kurmak, serbest bölgeleri kullanmak gibi. Dubai'yi bir ticaret üssü olarak düşünmek lazım. Zaten ilk baştaki kurguları o şekilde. Son yıllarda da bir takım yatırımlara da özel istisnalar sağlamaya başladılar. Bir takım teşvikler vermeye başladılar. Bunun içerisinde işte vergi muafiyeti gibi her ne kadar kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olmasa da ülkede bir takım yabancılara büyük destekler vermeye başladılar. 2010'lu yıllarda Avrupa'daki krizden dolayı ve Avrupa'daki bazı ülkelerdeki özellikle Fransa'da buradan bahsedebiliriz. Kamuoyuna da çok yansıdığı için söyleyebiliriz. Vergi matrahlarının artırılma isteği olduğundan çoğu bu konuda çok yüksek vergi ödeyen firmalar merkezlerini Dubai'ye taşımış oldular. Bunların içerisinde ciddi program üreten firmalar var. Bu software dediğimiz bilgisayar programı üreten, buradan ismini veremeyeceğimiz sektörün liderleri bile orada merkezlerini oluşturdular. Bunlarla ilgili de çok güzel değişik merkezler oluşturuldu. İşte teknolojik parklar, medya parkları gibi. Bunun dışında da limanıyla da çok meşhur büyük bir transit merkezi olan Cebel Ali serbest bölgesi oluşturuldu. Gerçekten son yıllarda görebileceğiniz en yüksek teknoloji ve altyapıya sahip bir serbest bölge. Hatta dünyada ISO sertifikalı tek bölge olarak da geçiyor. Buraya tabii dünyanın her yerinden yatırımcılar geldi. Hintliler, efendim İranlılar ki İranlılar uzun yıldır zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyorlar. Ve son yıllarda uygulanan ekonomik ambargolardan dolayı da kendilerine büyük bir fırsat olarak gördüler Dubai'yi. Zaten oraya yerleşen İranlılar da orada üretip kendi ülkelerine de ihracat yapmaya başladılar. Dubai'de güne baktığımız zaman aslında bir gün hani sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar ki tüm süreçlerin içerisinde her şeyde ticaret ve para konuşuluyor. Yani insanların orada olmasının tek bir nedeni var, ticaret ve para. Dolayısıyla belki ülkemizdeki gibi sosyal bir hayat orada bulabilmek zor, bir yardımlaşma gibi veya ne bileyim sosyal topluluklar gibi, dernekler gibi bir takım oluşumlar son derece az. Ancak gruplar içerisinde olabiliyor. Yani orada her şey para ve ticaret. İnsanlar o yüzden orada oluyor, o yüzden nefes alıyorlar, o yüzden nefes veriyorlar. Çalışmak ve ticaret üzerine kurulmuş bir emirlik. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bunun dışında birazcık daha cazibeli olabilmesi için belki bir takım turizm yatırımları falan da çok ön planda. Fakat şey açısından, iklim açısından da baktığımız zaman özellikle kış aylarında Kuzey Avrupa için bir turizm ve nefes almak, güneşlenmek için bir fırsat. Fakat içinde bulunduğumuz şu aylarda gerçekten Dubai'de olabilmek çok zor. Alışveriş merkezlerinden çıkamıyorlar büyük bir ihtimalle. Kesinlikle. Klimali o yüzden işte dünyanın sayılı alışveriş merkezleri var. Perakende sektörü çok canlı. Yani tam bir ticaret merkezi Dubai. Dış ticaret politikası hakkında bilgi verir misiniz? Farklı ülkelerle yaptığı anlaşmalar, koşullar nelerdir? Dubai tam bir serbest ticaret merkezi. Dolayısıyla gerek çevresinde bulunmuş olduğu ülkelerle gerekse üçüncü ülkelerle çok yaygın serbest ticaret anlaşmaları var. Zaten ülkenin ticaret politikalarına da baktığımız zaman deminden de bahsettiğim bu serbest bölgelerde hiçbir vergi ve herhangi bir ödeme yapmanıza ihtiyaç yok. Yani siz malınızı götürüp
herhangi bir serbest bölgeye koyup o bölgeden de herhangi bir ülkeye satışını yapabiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir bedel ödemiyorsunuz. Sadece bu yapmış olduğunuz ticaretle ilgili lisans almanız gerekiyor. Ve bir lisansı alıp başka işler de yapamıyorsunuz. Her iş için bir lisans almanız gerekiyor. Birliğin çevre ülkeleriyle yapmış olduğu özellikle Pan-Arap serbest ticaret alanı ve Arap ülkeleri arasında en önemli ilişkilerden ve birliklerden bir tanesi olan GAFTA anlaşmaları bulunuyor. Körfez İşbirliği Konseyi adı altında bir serbest ticaret anlaşması var. Bu da Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Katar, Sudan, Suriye, Tunus, Yemen ve Filistin'i kapsıyor. Bu ülkeler arasında yapmış oldukları bu Körfez İşbirliği Konseyi anlaşmasına göre karşılıklı gümrük uygulanmıyor. Aslında Dubai'yi bu bölgelerin arasında mal hareket ettirmek için bir merkez, fırsat merkezi olarak düşünmekte fayda var. Bunun dışında yapmış oldukları işte Singapur'la, Hong Kong'la, Türkiye'yle, Avrupa ülkeleriyle yapmış oldukları da ikili anlaşmalar var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri genelde kesinlikle bir vergi cenneti diyebiliriz. Vergi cenneti. Her şeyin kayıtlı olduğu fakat verginin mümkün olduğu kadar düşük olduğu, hatta olmadığı. Tabii bu ülkeler nasıl gelirlerini sağlıyorlar? Bu ticaretlerden elde ettikleri, yatırımcılardan elde ettikleri dolaylı gelirler var. Bunlar işte oradaki oturum izinleri veya ticari faaliyetlerde almış oldukları şeyler var, gelirler var. Bu şekilde bir takım vergilendirmeler yapıyorlar. Bir de zaten baktığımız zaman gerçekten biraz önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi Orta Doğu'nun en pahalı ülkesi. Yani hayat gün geçtikçe de pahalaşıyor. Bu da bir yerden sonra birliklere dolaylı vergi getirmiş oluyor. Ürünlerin ticaretinde dikkat edilmesi gerekenler neler? Paketleme vesaire tarzı konularda böyle özellikle dikkat ettikleri şeyler var mıdır? Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten kaliteli ürünler satın alan bir ülke. Dolayısıyla özellikle ben bölgeyle ticaret yapmak isteyen insanlara tavsiyem kesinlikle ürünlerinin kalitelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri belki re-export açısından belirli kualifikasyonun altında veya belli kalitenin altındaki ürünlere belki müsaade edebilir. Fakat kendi içine alacağı ürünler kesinlikle uluslararası standartlara hakim olmalı ve nitelikli ürünler olmalı. Çünkü ucuz ve kalitesiz ürün tüketen bir toplum değiller. Ben özellikle burada bu bölgeye ihracat yapmak isteyen kişileri bu konuda uyarmak isterim. Yani Dubai bir Arap kültürüyle veya bir Arap ülkesi gibi görünebilir. Aslında çoğu gelişmiş Batı ülkesinden daha yüksek ve nitelikli ürün tüketen bir ülke diyebiliriz. O yüzden uluslararası standartlara mutlaka dikkat edilmeli. İşte ISO gibi ürünlerin raf ömürleri gibi gıda ürünlerinde özellikle çok dikkat edilmesi önemli. Yoksa aksi takdirde bu malları ya üçüncü ülkelere anlaşması olmadığı üçüncü ülkelere re-export etmek zorunda bırakıyor ya da bedelini sizden almak kaydıyla ürünlerinizi orada imha ediyor. O zaman şimdi biraz da Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai arasındaki ticari ilişkileri biraz daha derinlemesine inebilir miyiz? Deminden de ifade etmeye çalıştığım gibi biz son 4-5 yıllık şeye baktığımız zaman, iki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman çok lehimize görüyoruz.
Bu çok sevindirici bir şey gerçekten. 11 milyar dolarlar civarında olan 2012 yılındaki toplam ticaret hacmimiz bugün 6-7 milyar dolarlara düşse bile bu sürdürülebilir bir düşme. Çünkü 2012 yılındaki rakamlara baktığımız zaman çok sürdürülebilir olmadığını geçici olduğunu zaten görüyoruz. 2013, 2014 ve 2015 rakamlarına baktığımız zaman ise yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir ihracatımızın olduğunu görüyoruz. Ve oradan da 2, 2,5, 3 milyar dolar civarında ithalatımızın olduğunu görüyoruz. Bu da bizim pozitif durumda olduğumuzu gösteriyor. Bu da çok sevindirici bir şey. Dubai tabii çok kolay bir yer değil. Gerçekten çok yıpratıcı, çok hızlı. Çok hızlı hareket etmeniz gereken bir yer. Biz genel bir Arap kültürüne baktığımız zaman aslında Arap kültüründe diğer ülkelerde, bu Suudi Arabistan olabilir, başka ülkeler olabilir. Baktığımız zaman oradaki hayat çok yavaştır aslında. Karar verme mekanizmaları son derece yavaştır, çok bürokratiktir, efendime söyleyeyim. Hatta halk arasında da bizde de şeydir, birazcık mizahi olarak bir şey birisine istendiği zaman hani bukra inşallah, yarın inşallah denir ya, bu Dubai için geçerli değil. Dubai için ne satacağınızı, kaç paraya satmak gerektiğini, ne kadar sürede teslim edeceğinizi ve sözünüzü tutmak zorunda olduğunuzu bilmeniz gereken bir yer. Eğer biz bunları yaparsak ve iyi de bir pazar araştırması yaparsak bölgeye ihracatımızı çok arttırabiliriz. Özellikle zannediyorum Mayıs ayında yapılan çok büyük bir gıda fuarı var. Mesela Dubai'nin ithal ettiği, çünkü ürünlerin %50'si gıda tüketim ürünleri. Ülkemizin çok ihracat yapabileceği kalemlerden bir tanesi. Bu fuarlara katılabilirler. İlk önce gözlemci olarak gidebilirler. Ki ilk önce gözlemci olarak gitmelerini çok tavsiye ediyorum. Bu sadece Dubai için değil, tecrübe olarak başka ülkelere de girme çalışmaları yaptıkları zaman mutlaka gitsinler. Oradaki fuarları incelesinler. Ne türlü ürünler satılıyor, ne türlü ambalajlarla satılıyor, ne türlü özel kondisyonlar var, o ülkeden istenen kriterler, evraklar vesaireler. Bunları yaptıktan sonra eğer kendilerini o ülkede fuara girmek konusunda yetkili görüyorlarsa o zaman o fuarlara girsinler, kendilerini tanıtsınlar. Bölgeye özel ürünler geliştirebilirler. Bu da çok önemli bir şey, çünkü Arap kültüründeki lezzetler, tatlar farklı. Her ne kadar değişim de gösterebiliyor, daha modernize de oluyor olsa da bu tür konularda çalışmalar yapabilirler. Ama dediğim gibi hızlı hareket etmek, hızlı karar vermek ve verdiğiniz sözü tutmak, sözünüzün arkasında olmak çok önemli. Çünkü diğer ülkeler gibi, diğer ülkeler derken bölgedeki bazı ülkeleri kastediyorum, yanlış anlaşılmasın, değil, verilen söze çok önem verilen bir yer. Çünkü oradaki insanlar her dakikaları, saniyeleri parayla ölçüyorlar. Çünkü para yapmak için oradalar. Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Birinci bölümün sonuna geldik. Sevgili izleyenler, ikinci bölümde Dubai konuşmaya devam edeceğiz.